Devlet güçleri de çok ciddi önlemler almışlardı. Hem Urfa Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü, hem Diyarbakır Jandarma Özel Harekat, Mardin, Kızıltepe, dosyaya yansıyan bilgilerden söylüyorum bunları. Buralardan ciddi anlamda bir askeri ve emniyet yığılması söz konusuydu. Tabii 2009'da ülkenin her tarafında birçok sosyal etkinliklerde işte emniyetin müdahaleleri, jandarmanın müdahaleleri söz konusu oluyordu. Orada da müdahale edildi ve bu müdahale sonucunda Mustafa Dağ ve Mahsun Karaoğlan hayatlarını kaybettiler. 7 insanımız da o zaman yaralanmışlardı. Dava süreci de işte o günden bugüne kadar halen devam etmekte. Soruşturmayı tabii ilk günden biz avukat arkadaşlarımızla beraber takip ettik. Otopsilerine de biz girdik o dönem için. Yani otopsilerden de anlaşılacağı üzere her iki şahsın da aslında güvenlik güçlerinin atmış olduğu gaz kapsüllerinden, gaz bombalarından dolayı yaralandıkları ve hayatlarını kaybettikleri açık. Özellikle Mustafa Dağ'ın zaten ateşli silah yaralanmasıyla hayatını kaybettiği otopsi raporunda sabit. Şu an devam eden dosyada da bu kabul edilmiş durumda. Ancak hiçbir şekilde bu gaz fişeklerinin kimler tarafından atıldığı, birimler tarafından atıldığına yönelik dosyada ulaşılabilmiş bir delil söz konusu değil. 2015 yılına kadar Birecik Savcılığı buna ilişkin gerek Urfa Emniyet Müdürlüğü'ne, gerek Jandarma Genel Komutanlığı'na gerekli yazıları yazmış. Bu şahısların tespit edilerek tarafımıza gönderilmesi, hatta o dönem için katılan tüm birimlerin ancak Jandarma Genel Komutanlığı, Urfa Jandarma Komutanlığı bu konuda ellerinde bu silahları kullanan kişilerin, personelin kimler olduğuna yönelik bir tespitlerinin olmadığı şeklinde cevap verilmiş. Dolayısıyla bu silahları kimler kullandı güvenlik personelin içerisinde? Bu maalesef şu ana kadar tespit edilebilmiş değil. Ayrıca bu her iki ölüm olayıyla ilgili de herhangi bir idari soruşturma da halen açılmış değil. Dolayısıyla hiçbir güvenlik personeli, hiçbir güvenlik görevlisi hakkında idari yönden de, cezai yönden de bir soruşturma açılmış değil. Yani faili meçhul kişiler 15 yıl boyunca savcılık tarafından araştırılmakta ve devletin kurumları, ilgili birimleri gerekli cevapları vermedikleri için de bir şahsa ya da şahıslara ulaşmak maalesef şu aşamada mümkün olmuyor. Sanırım 3 Nisan 2011 yılında hem Mahsun Karaoğlan'ın anne ve babası hem de Mustafa Dağ'ın eşi Perihan Dağ için biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yaptık. Yaklaşık 13 yıl oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden de halen bir karar çıkmış değil. Ancak 2023 yılının sonunda bizim açmış olduğumuz tazminat davasına gelen İçişleri Bakanlığı yazısından biz işte 2023'ün sonunda hükümette Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin işte gerekli belgeleri istediğini, bu konuya ilişkin bir soruşturmanın ne aşamada olduğu, bir tazminat davasının açılıp açılmadığı şeklinde Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na yazılar gelmiş. Onlar da devam eden hem soruşturma dosyası hem tazminat dosyasında bu belgeleri talep etmişler. Yani beklentimiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde 2024 yılı içerisinde bir karar vereceği şeklinde. Yani aslında sadece Kürt illerinde değil, ülkenin her tarafında taraflardan birinin güvenlik güçleri olduğu dosyalarda, soruşturmalarda ve kovuşturmalarda belirttiğiniz gibi genel bir cezasızlık politikası maalesef izlenmekte. Bu aslında çok yeni de değil. Yani Cumhuriyet ilk yıllarından bu tarafa her zaman böyle ola gelmiş. Hani Kürt illerinde bu daha yoğun çünkü burada daha fazla toplumsal olaylar olmakta ve daha fazla göze çarpmakta. Aslında ülkenin diğer bütün bölgelerinde de bu durum söz konusu. Belki bunun nedenlerinden bir tanesi şu olabilir, yani kovuşturma makamları, soruşturma makamları, savcılıklar bu dosyalarla ilgili delilleri aslında bu işin faili olarak bizim şikayetçi olduğumuz, bizim haklarında iddialarda bulunduğumuz kurumlardan istemektedirler. Ve bu kurumlar da
Maalesef bizim Birecik'te devam eden bu röportaj konusu dosyamıza ilişkin de gerekli cevapları savcılıklara, ilgili makamlara vermiyorlar. Bu da süreci uzatmakta. Tabii bu konuda buna ilişkin de yasal düzenlemeler var. Yani cevaplar verilmediği zaman, geç verildiği zaman bunların da işletilmesi gerekiyor. Maalesef bunlar da işletilmiyor ve bu dosyalar bu şekilde raflarda beklemeye devam edip zaman aşımlarıyla yüz yüze kalabilmektedir. Bütün insanların kendilerini ifade etmek için toplumsal gösteri düzenlemeleri, seslerini duyurmaları için açıklamalar yapmaları, gösteriler yapmaları hak yani. Bu anayasal bir hak. Güvenlik güçleri de aldıkları eğitim çerçevesinde insanların bu haklarını kullanmaları için gereğini yapmalıdırlar. Doğrudur. Bu dosyaların büyük çoğunluğu zaman aşımına uğramakta benzer dosyaların. Maalesef bu Türkiye'deki iklimle ilgili de olabiliyor. Yani bu dosyada da örneği var. Yani bazı savcılar gerçekten belge bilgi talep etmişler ama karşı taraftan gelmemiş. Yani demokratik, kendisiyle barışık bir ülke olunması durumunda bu dosyalar da çok kısa sürede bitecek dosyalar. Aslında her şey açık. Yani gaz bombalarını kullanan personel bellidir yani. Bu konuda Jandarma Genel Komutanlığı ya da Urfa Emniyet Müdürlüğü, artık o birimler kimlerse onu yazıp gönderebilirler. Bu kişiler soruşturulabilirler yani. Ama bunlar olmuyor. Dediğim gibi yani demokratik bir iklim bu sorunların çözümüne katkı sunar. Yani beklentimiz hukukun uygulanması.